Okan Buruk'un açıklamalarını izledik. Tabii hem rakiplere de ben kurtuldum eleştirilerin sırası. Şimdi Van Bronckhorst'ta dedi. Biz Fenerbahçe'yi yendik. Mourinho eleştirildi. Sonra puan kaybettik. Ben eleştirildim. Şimdi sıra herhalde Van Bronckhorst'ta geldi dedi. Esprili bir açıklama yaptı. Ardından söyledikleri ifadeler. Yani bu aslında Türk futboluna yönelik bir dokundurmaydı. O kısımdan başlayalım. Sonra eleştiriler benim umurumda değil kısmını ayrı konuşuruz. Böyle bir şey var herhalde değil mi? Sonuca göre hocalar falakaya yatırılıyor. Dünyada böyle ama ya. Yani skora göre maç üzerinden değerlendirince mecburen o hafta oyuncuların, takımın, hocanın, teknik heyetin performansı değerlendiriliyor, eleştiriliyor. Ama bu süreçte Okan Hoca gerçekten çok fazla kredisi olmasına rağmen, 2 yıldır şampiyon apoletli bir teknik direktör olmasına rağmen taraftar tarafından çok eleştirildi. Bunun nedeni Galatasaray'ı şampiyonluklara, kupalara alıştırdığı için. Yani sürekli kazanma, sürekli zafer, sürekli başarı, iyi sonuç. Böyle şok skorlar olunca kaldı ki öyle şok skorda değil yani. Kasımpaşa ile berabere kalmışsın. Hani Rigas maçını kenara koyuyorum. Başarılı bir takım var. Sayısız pozisyonlara giren bir takım. Tabii ki Okan Hoca burada bence eleştirilerden hisse kapıyor. Hani siz eleştirin, işte benim umurumda değil, ben işime bakarım. Aslında orada bir özgüven de sergiliyor. Hiç ya umurumda ki, değil dedi ama. Aslında umurunda. Yani çok fazlaca biliyor çünkü. Ben hocanın sosyal medyada duyarsız kaldığını düşünmüyorum. Çok iyi takip ediyor. Güncel olarak her şeyi takip ediyor. Diğer taraftan sosyal medyayı da takip edip eleştiriler, övgüler hepsini biliyor. Zaman zaman sohbet etme imkanı bulduğumuzda hocanın ne kadar güncel olduğunu görüyorum. Sahaya, idmana, maça değil, maç onlara zaten odaklı da maçın dışında da bir hayat, gerçek bir hayat var. O hayata da odaklı ve yani medyayı takip ediyor. Şu an bizim programı izliyordur. Eğer işi yoksa, özel bir günü değilse mutlaka izliyordur. Ben çok başarılı buluyorum. Kolay değil ve Galatasaray camiası Okan Hoca'ya sonuna kadar sabredip kenetlenip desteklerse Fatih Terim'in kırdığı rekoru egal edebilir. 4 yıl üst üste şampiyonluk, 2 yılı geride kaldı. Bu sene ve önümüzdeki yılda Galatasaray'ın şampiyon olması mucize değil. Yani bence Galatasaray camia olarak bu başarılara alıştı, otomatikleştiği için bu işi iyi başarıyorlar. Şimdi Okan Hoca'nın da zaman zaman böyle eleştiri alması onun anında bir reaksiyon vermesine neden oluyor. Aslında orada reaksiyon veriyor. Niye? Kasımpaşa'dan ve Rigas-Sikalo maçından sonra aslında öz eleştiri de yapıyor. Orada söyledi, sorumluluk benim dedi. Benim de hatalarım oluyor dedi. Takımın da hataları oluyor, benim de hatalarım oluyor dedi. Kabul etti. Şimdi bence milli maç arasına çok iyi girdi. Galatasaray o karanlık bulutları dağıtıp komaya sokulmaya çalışılan hava dağıtıldı. Şimdi dediğimiz gibi ya yani Alanya Spor maçı bir de zor bir maçtı. Gerçekten zordu. Skoru nasıl koruduğunu, ne kadar zorlandıklarını gördük. Ama yorgun bir takım. Yani bunu kabul edelim. Az önce Barış Alper için konuşurken, Barış Alper tamam 24 yaşında, çok savaşçı, çok güçlü bir oyuncu. Az önce dedim ya, omuzları yani vücut çalışmış gibi, fizik olarak da çok güçlü bir oyuncu. Ama takım 22'sinde 7 maç yapıyorsa ve zor maçlar. Avrupa'da kaç tane maç yaptı? Öyle baktığında ben Okan Hoca'nın eleştirilerden hisse kaptığını düşünüyorum. Çok zeki bir teknik direktör olduğunu da düşünüyorum. Evet. Ve bunu da zaten sağ sonuçları gösteriyor. Bir taktik midir bu eleştirileri umurumda değil demek? O zaman Zeki abi diyor ki hayır umurumda diyor, öyle söylese de. Ya şöyle şimdi. Siz soğuk, daha yakından tanıyorsunuz soğuk, ya. Soğuk havada üzerinizde mont varsa etkilenmezsiniz. Tişört varsa üşürsünüz. Eleştiriler de böyledir aslında. Kendi yaptığın işe güveniyorsa, ki Okan Hoca bu konuda kendine güveniyor. Belli bir yolu var. Da benim söylemek istediğim, az evvel Zeki abi de ifade etti. Bir hedef tahtası milletin elinde tık Okan Hoca'nın hemen arkasına yerleştirmeye çalışıyorlar. Yani bu değil ki, bir tane beraberliği var ligde. İki maç oynadı, birini kazandı, biri berabere kaldı. 4 puanı var. Tamam, bu rakibi yenmeliydi, yenebilirdi. Bunlar da bu yolda olabilecek hatalar ama biz
Şimdi mesela bir hoca, isimsiz söyleyeyim, beni sezon sonu değerlendirin diyor. Tamam diyoruz. Biz biraz kendi değerlerimize haksızlık ediyoruz aslında. O, yani o hocayı sezon sonu değerlendirmek üzere NADAS'a bırakıyoruz. Ama bizim hocayı ilk kaybedeceği muhtemel puanda hedef tahtası haline getiriyoruz. Bunları düşündüğünde bence onunla aynı fikirdeyim. Bunları zaten etkilenmesin dedim ya. Eleştiri soğuk hava gibi yani. Tişörtteysen etkilenirsin. Biraz donanımlıysan, üzerinde montun varsa bundan da etkilenmezsin. Hocam bu tarz açıklamaları, şimdi konuyu başka bir yere de getirmek istiyorum. Çünkü konuşulan yani konulardan birisi. Okan Hoca'nın bazı açıklamaları, işte hakemlerle son haftalarda yaşadığı Zeki abi saha içindeki diyaloglar da var. Biraz Fatih Hoca benzetmeleri de görüyoruz. Katılıyor musunuz? Okan Hoca ile Fatih Hoca'nın tarzını birbirine benzetiyor musunuz? Siz şimdi Fatih Hoca ile çalıştınız. Evet, çalıştım. Okan Buruk'u da tanıyorsunuz. Yani bu sorulara en iyi cevap verebilecek kişiler sizsiniz. Çünkü evet, iki ismi de tanıdığınız doğru için. Benziyor mu sizce tarzları? Yoksa bu Okan Hoca'ya yönelik geçersiz eleştiriler ya arasında çok mı? Çok benzemiyor açıkçası. Yani yani benzeyen tarafları da var ama çok birebir benzemiyor açıkçası. Ya tabii bir de şu açıdan da bakmak lazım. Tabii Galatasaray Young Boys'a elenip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamıyorsa, Kasımpaşa'dan 3-0'dan 3-3'e oyun geliyorsa, Riga gibi bir takımı 2-2 oynayıp yani kazanamıyorsa, ya çok doğal olarak eleştirilir. Sonuçta burası Galatasaray yani. Okan Hoca da bunları biliyor. Eleştirilere bakmıyorum bölümüne. Ben de Okan Hoca'yı tanıyan biri olarak baktığını düşünüyorum. Ama ya bir de gerçeğe bakmak lazım. Tabelada da 8 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik var. Bir de bu açıdan bakmak lazım. Canım hocam, Süper Lig'de oynadığı son 26 maçın 24'ünü kazanmış. Eleştiri tabii ki lafını balla kestim. Değerlendirilir. Eleştiri değerlendirilir de sorgulanma nedir tabii, yani? Tabii tabii. O biraz aslında aşırıya kaçıyor. Aslında bu yani. Eleştiri tabii ki değerlendirilir, eleştiri. Ya hocam tabii oradaki aradaki şeyi ayarlayamıyoruz biz. Yani tam derecesini tutturamıyoruz ama şimdi 2 sene şampiyon olmuş bir antrenörden bahsediyoruz. Türkiye Ligi'nde biliyorsunuz bu olaylar çok kolay değil. Ama bence Okan Hoca antrenörlük hayatlarında kırılma anları yaşadı. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynayıp kaybettiği maçlar bence çok daha iyi yerlere gelebilirdi. Mesela bu seneki Young Boys maçı orada geçseydi Şampiyonlar Ligi gruplarına da kalacak. Daha doğrusu lige kalacaktı. Yani çıkış noktası da orada oluyor. Bence oradan başlıyor. Evet, oradan başladı. Son Rigas maçının ama izah edilir hiçbir tarafı yok, onu söyleyeyim. Kesin. Kasımpaşa maçının da yok bence. Ya Kasımpaşa maçı yine 3-0 ama iç saha. Ya ona da katılabilirim ama Rigas evet, maçı enteresan bir maçtı. Yani Galatasaray belki 100 tane maç yapsa 99'unun kazanması gereken bir maçtı. Onun bence izahı yok. Zaten hoca da o sorumluluğu üstüne alıyor. Evet. İşte bunlar olduğu zaman Okan Hoca diyor ki beni artık eleştirmezsiniz. Van Bronckhorst'u da eleştirirsiniz. O da son dakika golü yedi diye.